Şimdi bunun benim hayatımda hem yaşamsal hem yazınsal bunu ayırmam gerekiyor birbirinden. Öncelikle evde annem ve babamın sık sık adını aldığı bir şairdi Nazım Hikmet. Annem edebiyata çok meraklı bir kadındı. Fakat onun yanı sıra tabii Şükrü Fenihal, Şair Nigar'ın bunları da içerdi. Ama büyük bir hayranlık da yoktu Nazım Hikmet'e evde. Ama bir edebiyat, babam da annemin konuşmaları hep Nazım Hikmet'in adını sık sık duyardım çocukken. Şiir, yani Nazım Hikmet hep hayatımda oldu. Şiir yazmaya başladıktan sonraki çok küçük yaşlarda başladım şiire. Daha çok ilgim dünya edebiyatına, İngiliz edebiyatına, işte Anglo-Sakson edebiyatına kalktı. Fransız, Baudelaire, Mallarmé, 16 yaşında bunları okumaya başladım. Dünya edebiyatını araştırmaya başladım. Zaten lisede dünya edebiyatı hocam vardı, Yahya Kemal'in arkadaşı. Selim Rıza Kırkpınar. Ve onunla birlikte sanki ben asistanıymışım gibi bana davranıldı. Beni daha görmeden, konuşmadan bana 10, yıldızlı 10 verirdi. Böyle bir ilişkimiz vardı aramızda, garip bir biçimde. Dünya edebiyatı, dediğim gibi Anglo-Sakson edebiyatı, romantikler, İngilizlerden bunları okudum. Ama okuduktan sonra da hep bir red içinde, yani bunun daha iyisi yazılabilir şeklinde bir dürtüyle hareket ediyordum. Nazım Hikmet işte o dönemlerde sık sık gazetelerde adı geçiyor falan. Ben aslında ikonlarla fazla ilgilenmem. Yani toplumun taptığı tiplerle çok fazla ilgilenmem. İlgilenmedim şimdiye kadar. Sonra Mehmet Fuat benim şiirlerimi yayınlamaya başladı. Aslında daha önce kardeşimle Mehmet Fuat'ın D yayın evine gidip bir takım kitaplar alıyorduk 60'ların sonlarında, 69-70'lerde. Ondan sonra üniversiteye geçtiğimde zaten yazıyordum şiir. Yani toplumun göklere çıkardığı, toplumun taptığı, tiyatrocuların çıkıp okuduğu, abartılı bir biçimde okuduğum şiir öyle okunmaz. Yani tiyatrocuların şiir okumasına karşıyım ben. Seslerini değiştirerek falan. Çünkü şiirin kendi sesi vardır. Bir de kendi sesini ekleyince artı iki ses, üç ses falan oluyor. O da yanlış bir şey bana göre. Nerede kalmıştık? Doğrusu çok fazla ilgilenmedim. Fakat Nazım Hikmet'in oğlu Mehmet Fuat benim ikonlarımdan biri oldu. Hayran oldum kendisine. Tutumuna, tavrına ve şiir bilgisine. Yani kalemleri fark edişine, yetenekli bir kalemi, güçlü bir ruhun oraya yansımasını fark edişine çok ilgiyle karşıladım. Ve benim şiirlerimi yaz günü arka arkaya yazmaya başladı. Ama biz kendisiyle hiç Nazım Hikmet konuşmadık. O benim Nazım Hikmet'i bir ata olarak kabul ettiğini düşünüyordu. Aradan zaman geçtikten sonra Varlık Dergisi'nde Nazım Hikmet'le ilgili bir yazı yazdım. Mehmet Fuat çok şaşırdı bu yazıya. Yazının içeriğinde şiirin aslında Nazım Hikmet'in ataerkil olduğunu, ne kadar büyük olursa olsun şair olarak bir takım tabuları yıkamadığını, yani kadına bakışının hiç de farklı olmadığını, bir eski çağ kavramlarına sahip olduğunu, böyle şeyler yazdım. Angaja şiir yazdığını, yani bana göre şiir hiçbir şeye angaja olmaması gerekir. Şiirin tamamen doğal olarak varoluş sebebi bir cevherdir şiir. O cevher bir angaja duruma aktarıldığı zaman bana göre şiir olmaktan çıkıyor. Yani devrim için şiir yazmak yazılabilir. Mayakovski de yazdı. Ama ben onları estetik olarak görmüyorum. Estetik metin olarak görmüyorum.
biraz alt metin olarak görüyorum onları. Dolayısıyla ben ardeşe şiir yazmamaya gayret ettim. Ya gayret değil, yapım öyle oldu. Böyle bir gayret olmadı tabii ki, yapım öyle oldu. Çünkü şiirin bütün toplumsal yapıların üstünde bir mesaj verici olduğu, yani bir dünya evrensel konulardan bir dünya vatandaşını gündeme getirmek, lokal bir yerin sözcüsü olmak değil, daha çok bir dünya insanını savunmayı kendiliğinden şiirime taşıdım. Dolayısıyla çok da tattığım biri değil. Ve Mehmet Fuat çok şaşırmıştı benim bu yazıma. Sadece bana şunu söyledi, çok şaşırdım dedi. Ben de dedim ki hoşuma gitti şaşırmanız. Yani böyle.